Merhaba arkadaşlar, Jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Bugün size özellikle gitti gidiyor üzerinden satış yapan, e-ticaretle uğraşan, özellikle bireysel satıcılar için, kurumsal satıcılar için de geçerli çok önemli bir fırsat. Arkadaşlar biliyorsunuz gitti gidiyor kullanıcılarına veda ediyor. 18 Temmuz'da, bakın burada yazıyor. 18 Temmuz nerede ya? Şurada. 18 Temmuz'a kadar zamanımız var. Yani satış yapabiliyoruz. İşte arkadaşlar, zannedersem 5 Eylül'e kadar, 30 Eylül'e kadar da çalışacak. Acilen özel entegrasyon firması var bir tane. Şimdi hemen zaten videonun başlığında göreceksiniz. Kitap Antika ile ilgili kitantik.com'a entegrasyonla otomatik çekebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, en baştan alıyorum. Size sade sade anlatıyorum. Şimdi benim gitti gidiyor da ne istersen o gelsin diye bir e-ticaret sistem var. Sanal mağazam var. Burada da 454 tane veya 453 tane ürün var. Şimdi ben bunları 18 Temmuz'a kadar süre var arkadaşlar. Siz de yapın acilen. Şu şekilde bakın, Kitantik, yani Kitantik'in gitti gidiyor gibi düşünün arkadaşlar. Tamam mı? Hatta bakın kitantik.com/dukkanlar.jetnet.com.tr. Hatta yıllarca mücadele ettim. Jetnet.com.tr gitti gidiyor da açmak için uğraşmıştım. Kitantik'te saniyede açıldı arkadaşlar. Şimdi ayarlarından detaylı bahsetmeyeceğim. Dükkanınız, mağazanız böyle görünüyor. Bakın burada da şu anda 320 tane ürün var. İnanın yarım saat sürmedi. Yani açılışından onaylanmasına kadar, bakın ha şurada görebiliyorsunuz 320 tane ürün. Dükkanınızın logosu var. Hatta adresiniz bile gözüküyor arkadaşlar. Biraz yani değişik bir şey. Şimdi bu dükkanı, şimdi ikisini yan yana getirelim arkadaşlar. Getiriyoruz. Kitantik'i sağ aldık. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğümüz, Allah Allah, tamam şöyle olsun. Şu ürünleri, 453 tanenin uygun olanları, Kitantik geliştiriyor kendini, yeni kategoriler ekleyecekler. Buraya nasıl çekebiliriz? Hemen başlıyorum arkadaşlar. Dükkanım kısmına tıklıyoruz. Pazar yerleri kısmına tıklıyoruz. Ekranı büyütüyorum arkadaşlar. Şu ayarları okeylemeniz lazım. Nasıl yani? Telaş yok, panik yok. Arkadaşlar şu ayarları okeylediğinizde, bakın şurada özel ayarlar var. Bunların hiçbirini ezbere bilmenize gerek yok. Ha önce arkadaşlar Kitantik'e üye olun. Daha sonra da dükkanım satış yapmak için başvurun. Onlardan bahsetmemiştim. Şimdi Kitantik'in ana sayfasına gittiğimizde üye ol kısmından üye olacaksınız. Daha sonra dükkanım kısmından açacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Dükkanımın içine girdikten sonra şu pazar yerlerim kısmında, zaten arkadaşlar Kitantik'in müşteri temsilcileri çok kaliteli bir şekilde yardım yapıyorlar. Teşekkür ederim. Yani yarım saat sürmedi. Şuradaki bakın nasıl yapacağım diye anlatıyor zaten burada. Burada da diyor ki önce gitti gidiyor'a git diyor. Orada API anahtarı oluştur diyor. Uygulama adı ve entegrasyon kısmı çok önemli arkadaşlar. Burada bu değerleri girin diyor. Şimdi bunları nasıl yapacağınızı görelim. Hemen gitti gidiyor'a geçiyoruz. Kitantik'imiz açık bekliyor. Gitti gidiyor da arkadaşlar. Gitti gidiyor da. Ayarlar kısmını geçiyoruz. Ayarlar kısmına geçiyoruz. En altta API var arkadaşlar. API. Tıklıyoruz. API anahtarları. Şimdi bakın şurayı görmeyin arkadaşlar. Şurayı yok farz edin. Önce normalde developer ID, role name ve role password. Bu bilgileri yayınlıyorum ama yani şerefsizin biri de çekmeye çalışmaz inşallah. Neyse. Çekerse çeksin, ne yapalım. Zaten 18 Temmuz'dan sonra istese de yapamayacak. Neyse. Arkadaşlar şuraya yeni API anahtarı tıklayın diyor. Şu değerleri girmeniz gerekiyor. Tamam mı? Yani şöyle tıklayın dediğinde şu değerleri giriyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra gitti gidiyor kapa diyorsunuz arkadaşlar. Kapattık farz edelim. Yani şu API anahtarını oluşturduk. Haydi biraz öyle video. Arkadaşlar şu bölümü oluşturduktan sonra tekrar buraya geliyoruz. Entegrasyonu başlat diyoruz. Bunu dediğinizde arkadaşlar buraya 454 tane üründen kategorisi, yani gitti gidiyordaki ürün kategorisiyle Kitantik'teki ürün kategorisi eşleşen 320 tane ürün, örneğin kırtasiye gibi, örneğin fil kumanda gibi buraya getirildi.
Eğer sorunsuzsa kontrol et ve satış aç. Arkadaşlar, Kitanti'nin birçok özelliği var ama kısaca şundan bahsedeyim. 3 çeşit kitap, antika, efemera. Efemera kitap yani CD gibi, koleksiyon gibi, para gibi, madeni para gibi. Efemera'nın içerisine değişik kategorilerde ekleniyor. Yani ileride salça, yağ da eklenebilir. Bence bir an önce geçin arkadaşlar. Çok kolay. Kitap kısmını anlatmaya gerek yok. Antikayı anlatmaya gerek yok. Antikayı biliyorsun zaten. Hani açık arttırmayla satılan her şey olabiliyor. Tarihi ve eski olan. Efemera'da da yani şimdi hemen tıklıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle dükkanımdan göstereyim arkadaşlar. Şimdi benim dükkanımda tıkladığınızda burada dükkan ayarları var. Oralara girmiyorum. Satışta görün 320. Sayfam dediğimde hani gitti gidiyordaki mağazamın karşılığı oluyor. Bakın antika olarak 316 tane, efemer olarak 4 tane. Efemereden kasıt bakın para gibi şeyler. Geri gelelim. Antikada da diğer kırtasiye tarzı, elektronik tarzı şeyler. Ama yenileri de ekleniyor. Arkadaşlar Kitantik'in en büyük özelliği yani bana göre nasıl YouTube'da, bu arada kanalımızda 1000 abone sayımız 1000'i geçti. Nasıl bir videoyu seçtiğimde arkadaşlar dikkatli bir şekilde söylüyorum. Seçtim. Pardon. Şu an durduramadım. Durdurdum. Tamam durdu. Şimdi mesela ben buraya dikkat edin arkadaşlar. YouTube'da bir videoyu izlerken anında onun hakkında düzenleme yapıyorum ya. Yıllarca bunun da gitti gidiyorum da böyle yapmasını beklemiştim. Yani videoyu kullanıcı hesabınız varsa, eğer kanal sahibi sizseniz anında düzenleyebiliyorsunuz. İşte Kitantik de bunu yapıyor. Ürünü güncelle dediğiniz anda anında güncelleyebiliyor. Muhteşem, muhteşem, olağanüstü. Çok sade arkadaşlar. Yeni kategoriler ekleniyor. İnşallah kabile göçü, mağazalar göçü başlasın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu videoyu yayın arkadaşlar. Mağdur arkadaşlar bir an önce satışlarına başlasınlar. Kendinize iyi bakın. Jetnet.com.tr 1000'i geçtik arkadaşlar. Jetnet.com.tr kanalımızın adı. Neden diyorlar ki? Neden Jetnet.com.tr? Çok basit arkadaşlar. Çok basit. Çünkü arkadaşlar bizim resmi web sitemiz jetnet.com.tr. Bütün kullanıcı adlarımız da bu yüzden nokta olmadan jetnet.com.tr. Mesela Facebook jetnet.com.tr. Instagram jetnet.com.tr. İnşallah ileride LinkedIn falan, bak LinkedIn'de bile jetnet.com.tr. Olmayan birkaç tane var. Kitantik'ten de onu bekliyoruz yakında. Mesela bakın jetnet.com.tr alt çizgi böyle uzun bir şey. Biz şuranın kaldırılması. Ya YouTube kanalımız bile aynı şekilde arkadaşlar. Bakın jetnet.com.tr gördünüz mü? O yüzden YouTube kanalımız jetnet.com.tr. Bu arada arkadaşlar dün rekor kırdık. Reklamlara girdik bu arada. Hızla anlatalım da sıkılmasın arkadaşlar. Ya, olacak o kadar ya. Dilimiz döndüğünce güzel bir şey anlattık. 1021 olduk çok şükür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rekor kırdık. 22.000 bir günde izlenme. Arkadaşlar jetnet.com.tr kanalıma abone olun. Abone olun. Beğenin. İnşallah bu videoda faydalı olur. İnşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.